Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk Yasemin Hanım. Nasılsınız? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum şimdiden. Ben de hocam. Çok teşekkür ederiz aramızda olduğunuz için, vaktinizi ayırdığınız için. Rica ederim. Kadın futbolu için elimizden gelen ne varsa yapalım hep beraber. Tekrar hem aramızda olduğunuz için hem de futbola gönül verdiğiniz için, emek gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim ve başarılarınızın devamını diliyorum hocam. Çok sağ olun, inşallah. Soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Umarım güzel bir yayın, güzel bir sohbet yaparız hocam birlikte. İnşallah. Buyurun, sorularınızı bekliyorum. Başlıyorum hocam ilk soruyla. Futbola ilginiz olduğunu nasıl fark ettiniz? Futbola nasıl başladınız? Sizin örnek aldığınız, sizi teşvik eden birileri oldu mu? Bu soruya şöyle cevap vereyim. Futbola ilgim aslında biz şöyle söyleyeyim, tatil günlerinde anneanneme giderdik. Özgür abim ve eniştemler çok futbol meraklısıydı. Sürekli evde futbol maçları seyrediyorduk. Bu süre zarfında tabii ki çorapları iç içe koymak diye bir tabir vardı. Sürekli topumuz olmadığı için o tür maçlarda bulunurduk. O şekilde başladık futbola. Benim diğer kardeşim de, yani Özür hocam da, biz beraber futbol oynadık. Sonra sokakta bu işe devam ettik. Çocuklarla futbol oynamaya başladık. Tabii ki Çetin hocam vardır. Genç spor takımı kurdu kendisi. Orada da erkek takımlarıyla maç yaptırdı bize. O şekilde başladı. İnsan doğası gereği biraz bencil oluyor ya. Övgü almak bu işin en büyük zevki. Bayan olmanızdan dolayı herkes takdir ediyordu. Çok iyi oynuyorsun, çok iyi topa vuruyorsun, top sektiriyorsun diye. Bu bizi biraz daha şekillendirdi ve böylelikle daha çok futbola ilgimiz doğdu diyebilirim. Devam ediyorum hocam. Antrenörlük yapmaya nasıl başladınız? Hangi takımlarda görev aldınız? Ben antrenörlük yapmaya Konya Selçuk Üniversitesi Belediye Spor Yüksek Okulu mezunuyum ben. Antrenör mezunuyum. 2012 yılında Konya Selçuk Üniversitesi'nde 3. sınıftayken staj dönemim başladı. Bu stajda futbol takımında bir staj yapmam gerekiyordu. Kardemir Kalecispor'da staj yaptım ben. Yaklaşık 2 yıl orada staj yaptıktan sonra 3 yıl U15 takımını çalıştırdım. 2 yıl U14 teknik sorumluluğu yaptım. 2 yıl U16 teknik sorumluluğu yaptım. Yani şöyle söyleyeyim, profesyonel takımın altyapısında 10 yıl görev yaptım. 2012 yılından beri futbol antrenörlüğüyle uğraşıyorum. Yani o şekilde başladı diyebilirim. Devam ediyorum hocam. Bartın'da sizin de öncülüğünüzde bir kadın futbol takımı kuruldu. Doğru. Hocam, bakış açısı kadın futboluna nasıldı? Size nasıl destek verdiler? Ya aslında Bartın'da okul takımlarını gördüm ben önce. Futsal okul takımları vardı. Kadınların futsal okul takımları vardı. Ve fazlasıyla okul takımları buna eğilim göstermiş. Ben de baktım, kadın futbol takımı yok Bartın'da. Peki neden olmasın dedik. Böyle bir işe kardeşimle, yani Özgür hocamla beraber giriştik. İlgisi de çok büyük Bartın halkımızın. Aileler de destek veriyor. Şöyle söyleyeyim, 2019 Haziran ayında kurdum takımı. Ben buraya yeni geldim, öyle söyleyeyim size. Ve beklediğimden daha fazla sayıya ulaştım. Bu beni daha da çok mutlu etti açıkçası. İnşallah da başarılı oluruz. Yaklaşık şu an Bartın küçük bir il. 100 tane öğrencim var, 100 tane bayan öğrencim var, kadın öğrencim var. İstediğimiz tabii ki daha fazla sayılar, ama Bartın ili için güzel bir sayıya ulaştık diyebilirim açıkçası. Darısı olmayan diğer illerimizin başına diyelim hocam. İnşallah. Tekrar İnşallah. takımın Nasip olur. başarılarınızı Çok diliyorum. sağ olun. Sizin de bahsettiğiniz gibi ikiz kardeşiniz Öznur Hanım da sizinle aynı yolda yürüyorsunuz. Aynen. Birlikte çalışmak nasıl bir duygu? Yani nasıl hissediyorsunuz bu, ve bir de artılarının olduğunu düşünüyor musunuz? Varsa artılar bunlar? Şöyle bir açıklama yapayım. Yani antrenörlük tek başınıza yapılacak, ya yanınızda her zaman bir yardımcınız olması gerektiğine inanıyorum ben açıkçası. Ve bu benim ikizim olması sebebiyle beni daha iyi anlıyor. Yaklaşık 10 yıldır Kalecispor'da görev yaparken kardeşim de benimle beraber 10 yıl, bazen aynı takımlarda bazen farklı takımlarda biz antrenörlük yaptık. Sizin göremediğiniz bazı noktaları görüyor ve sağlıklı kararlar verebiliyorsunuz. Yardımcı olması anlamında çok fazla artısını gördüm diyebilirim. İkiz olmamız sebebiyle bazen öğrencilerimizin karıştırma olayları da oluyor. Bu da tabii dezavantajlar arasında yer alıyor diyebilirim yani.
Hocam siz söylemiştiniz. Hayır kızım ben söylememişim. Özür hocam söylemişti. Öyle bir karışıklığa da neden oluyor diyebilirim. Dışarıdan da çok tatlı ve sempatik duruyor hocam. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim açıkçası. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi Bartın Kemerspor hocam kurulduğu günden bugüne nasıl bir yol kat etti? Kızların takıma, futbola olan ilgisi nasıl? Özeni nasıl? Şimdi Bartın Kemerspor kadın futbol takımını biz 2019 yılında kurduk. Daha çok yeni bir kulübüz açıkçası. Çok güzel süreç ilerliyordu. Geçen sene Türkiye Şampiyonası'na katıldık Karabük ilinde. Ama maalesef pandemiden dolayı yani şanssızlığımız o. Yani pandemiye denk gelmesiydi. Bartın basını, Bartın halkı, Bartın'ın tüm beden eğitimi öğretmenleri bu işe çok fazlasıyla destek verdiler. Çünkü okullarda futsal takımları var. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. İnşallah bu süreç böyle istediğimiz gibi daha da iyi olarak devam eder. Güzel bir ilgiyle karşı karşıyayız diyebilirim Bartın için. Devam ediyorum hocam. Sizin de değindiğiniz Tabii. gibi pandemiden bahsettik. Pandemi nedeniyle şu an liglerimiz, kadın futbol ligleri Evet. oynatılmıyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu süreç sizi nasıl etkiledi? Biraz bahseder misiniz? Aslında şöyle söyleyeyim. Pandemiden dolayı oynanmamasını doğru buluyorum açıkçası. Yani evet çok fazlasıyla ara verildi. Çocuklarımız ve bizler bu konudan çok aslında mutlu değiliz. Bunu söyleyebilirim. Çünkü biz işimizi şevkle, arzuyla, mutlulukla yapıyoruz ama ara verilmesini neden doğru buluyorum? Yani bir öğrencinin ailesine ya da çevresine yani biliyorsunuz çocuklarda bu çok belirti göstermiyor ve taşıyıcı konumundalar. Aksi bir durum karşısında daha farklı sonuçlar elde edebiliriz, sonuçlar alabiliriz. O çocuğun sonraki durumda psikolojisiyle uğraşmak durumunda kalırız ki biz buna hiç istemiyoruz. Pandemi sadece futbolu değil, kadın futbolu değil, Türkiye'de her şeyi, esnaf her şeyi etkiledi. Zamanla, sabırla bu işin çözüleceğine inanıyorum. İnşallah bu hastalıktan bir an önce kurtuluruz diyeyim. Tabii ki çocuklarımız özlem duyuyorlar. Biz şu an uzaktan yaptırıyoruz. Yani çocuklarıma ben video atıyorum, birkaç video. Onlar kapının önünde bir şeyler yapıyorlar ve bana videoları yolluyorlar. O şekilde devam ediyoruz ama sağlıklı mı? Değil. Ayakta tutabilmek, spor yapmalarını sağlamak için sadece bu kadar. Ama doğru buluyorum federasyonun bu tutumunu. Yani belki tepki alacağız bu konuda. Hani neden oynatılmıyor hocam? Şuralar açık, buralar açık diye bir şey gelecektir. Ama biz çocuklarla işimiz, yani bir çocuğun ailesine veya da çevresine vereceği zarar, yani kendine suçluluk duygusunu vermektense böyle olması daha sağlıklıdır diye düşünüyorum açıkçası. Bu benim şahsi düşüncem tabii ki. Her Buyurun. zaman önce sağlık hocam sizin de dediğiniz gibi. Tabii önce sağlık. Umarım en kısa sürede sizin de dediğiniz gibi umarım en kısa Kurtuluruz. sürede aynen. Kusura bakmayın. Estağfurullah Umarım en buyurun. kısa sürede kavuşuruz liglerimize. İnşallah. Çok özledik çünkü. Hocam döndüğümüzde peki pandemiden sonrasında futbolcuları sizce nasıl zorluklar bekliyor? Ve bizi nasıl bir lig bekliyor hocam sizce? Şimdi yeni kurulan bir kulüp olmamız nedeniyle çocuklar tam bu işi sevmişlerdi, alışmışlardı. Güzel bir takım olgusunu oluşturmuştuk. Tabii ki hani bir laf vardır. Gözden uzak olan gönülden ırak olur hesabı. Bizimkisi bu hesap. Biraz toparlamak o süreci çocukları bir araya getirmek zor olacaktır. Hiçbir şey eskisi gibi olacağına da inanmıyorum açıkçası. Herkes tedirgin olacaktır. Bu anlamda bütün ligler de etkilenecek. Bazılarının aileleri belki devam etmelerini istemeyecek. Çünkü sonucunda bizim kulüpte yok ama bazı kulüplerde belki bu süreçte dedesini, anneannesini, babaannesini veya da çevresinden yakın bir çevresini kaybeden öğrenci çocuklarımız vardır. Bu psikolojik olarak maalesef kötü etkilemiş olabilir diye düşünüyorum. İnşallah düzelir diyorum. Ama iyi sonuçlar doğuracağını düşünmüyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle hocam size ek olarak ben de bu sürecin bizi çok kötü etkilediğini düşünüyorum açıkçası. Biraz daha gerildiğini düşünüyorum. Umarım tekrar döndüğümüzde her şey iyi olur. İnşallah. Hocam maalesef kadın antrenör sayımız
olduğumuz sektör içinde çok az. Sıkının arttırılması için neler yapılabilir? Yani ben şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. UEFA'nın açmış olduğu kurslar var. Ve bu kurslara mutlaka kadın antrenörümüzün katılması gerekiyor. Önce spor yapmalarını öneriyorum. Burada Süper Lig takımlarında ve Birinci Lig takımlarında oynayan takımlar bu işi desteklerlerse çok fazlası faydasını göreceğimize inanıyorum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bunun en büyük ayağı. Şunu diyebilirse Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de takımı bulunan tüm takımlar kadın liglerine katılma zorunluluğu vardır cümlesi ya da Birinci Lig'de aynı şekilde Birinci Lig için de geçerli. O zaman kadın antrenörün artacağına, kadın sporcunun artacağına inanıyorum. Karabükspor'da profesyonel takımda görev yaparken maalesef alt liglerde yani akademi liglerinde de erkek sayısı çok fazla antrenör anlamında. Yani bizler daha fazla yol kat edebilmemiz için işte siz bunun en büyük ayağısınız. Basın bunun en büyük ayağı. Reklam bunun en büyük ayağı. Ben reklamın da çok eksik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kendimizi bazı medya kuruluşlarında ifade edemememizi bunun en büyük sıkıntısı olarak görüyorum. İnşallah bu konuda başarılı oluruz. Kadın sporcularımız mutlaka futbol oynamaları bittikten sonra belli bir yaştan sonra çünkü futbol oynayamıyorlar yaş gereği. Mutlaka o belgelerini alsınlar ve kulüplerde görev almaları için elinden geleni yapmalarını öneririm. Bu şekilde bir öneride bulunabilirim. Umarım kadın futbolunun içinde daha da fazla çuvaları sporcu olsun, antrenör olarak olsun. Hocam siz de değindiniz profesyonel takımların sadece Beşiktaş ve Altay'ın kadın takımı var. Diğer profesyonel takım kadın futbol takımı kurmaması ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Neler düşünüyorsunuz? Şimdi bu Türkiye'nin kanayan bir yarası maalesef. Yani aslında bunu kadın ligi olarak değerlendirmekten daha çok şöyle bir yorum yapayım. Biliyorsunuz Türkiye'de Süper Lig'de oynayan takımların alt ligleri vardır ve akademiliklerine katılmadığı zaman bunların cezaları vardır. Bir gün antrenörle bir araya geldiğimizde şu soruyu sorduk. Türkiye Futbol Federasyonu bu cezayı vermeseydi alt liglerde altyapı oyuncuları bu lige katılır mıydı? Birçok kulüp katılmazdı. Yani kambur durumunda birçok Süper Lig'deki takımlardan bahsediyorum. Bunun böyle olması bile yani kötü bir durum. Burada kadına sıra ne zaman gelir sorusunun cevabı biraz kültür meselesi bu. Bir kültürün tekrar canlanabilmesi için belki yüzyıllar gerekiyor maalesef. İnşallah yani dediğim gibi Süper Lig'deki takımlara kadın liglerinin kurma şartını getirir ve bunların cezaları olursa belki kadın liglerinin artacağına inanıyorum. Biliyorsunuz destek de çok büyük destekler alamıyoruz. Başkanlarımız hep genelde başkanlar ticaretle uğraşan insanlar. Ticaret yapan insanlara gittiğiniz zaman kadın takımı kurmak istiyorum. Bize destek olur musunuz? Yardımcı olur musunuz? Dediğinizde şu cevabı alıyorsunuz. Peki bana bunun getirisini. Yani olaya maddi bakıyor. Yani ben bunu yaparsam siz bana ne verebilirsiniz maddi açıdan diye bakıyor. Profesyonelleşmesi belki artılır. Profesyonelleşirse takımlar, mesela amatör şu an kadın ligleri. Amatörlükten profesyonelliğe geçmesi durumunda da fazlasıyla fayda. İnşallah bu şekilde başarılı olacağımıza inanıyorum. Dediğimiz gibi. Umarım hocam. Peki son olarak hocam, genç futbolcularımıza önerilerini, söylemek istedikleriniz var mı? Şöyle söyleyeyim. Dünyada hiçbir marka, nasıl söyleyeyim, hiçbir fikir kitleleri bu kadar peşinden sürükleyemez. Futbol çok büyük bir kitleye sahip. Çok rahat bir şekilde her istediğinizi rahat bir şekilde söyleyebiliyor ve tüm dünyaya duyurabiliyorsunuz. Büyük bir camia, öyle söyleyeyim. Dünyada da bu böyle. Genç futbolcularımıza çok çalışmalarını tavsiye ediyorum. Çalışsınlar, bol bol kitap okusunlar. Yani kazanmak odaklı değil, spor yapmak odaklı olsunlar, mutlu olsunlar. Yani spor yapmalarını öneririm. Kazanmak odaklı olduğunuz zaman kaybettiklerinde çocuklarımızı da kaybediyoruz. Bu sadece bir parçası. Futbolun bir oyun olduğunu hatırlatmamız gerekiyor.
Biraz da kadın futbolunda daha çok emek vermek gerekiyor. Her şey sıfırdan başlıyoruz. Erkek futbolu gibi değil. Ben profesyonel takımda görev yaptığım zaman daha kaliteli oyuncular, yani seçilmiş oyuncular diyeyim. Yanlış bir cümle söylemek istemem ama seçilmiş oyuncularla hep birlikteydik. Burada biz sıfırdan başlıyoruz. Futbol okullarından başlıyoruz. Bu sebepten dolayı öğrencilerime şunu söylüyorum her zaman. Çok çalışın, mutlu olun ve spor yapın. Başarı sonradan gelecektir. Tek önerim çok çalışmaları, spor yapmaları ve bu işi sevmeleri. Gençlere önerim bu. Sürekli kazanmak, sürekli başarmak, birinci olmak gibi hedef koşmasınlar. Başarı sonradan gelecektir. Buna ben inanıyorum. Dünyada şöyle bir örnek vereyim. Başarılı olan tüm sporculara baktığınız zaman çok fazla başarısızlık duygusu yaşayan insanlar başarılı oluyorlar. Başarısız olacaklar. Defalarca kez başarısız olacaklar. Yani bugün Hüseyin Bolt o rekoru kırana kadar binlerce kez başarısız olmuştur. Başarı odaklı olmaktansa oyun oynamak odaklı, mutlu olmak odaklı, spor yapmak odaklı gelirlerse daha fazla sayının artacağına inanıyorum. Bu benim şahsi düşüncem. İnşallah bu konuda kadın futbol anlamında başarılı oluruz. Umarım hocam. Birlik olup demin de dediğiniz gibi aslında bir kısım maddi olarak bakıyor. İlk başta gönüllü olarak severek bu işi yaptığımızda ben de çok fark olacağını düşünüyorum. Aramızda olduğunuz için çok teşekkür ederim hocam. Benim sorularım bitti. Eklemek istediğiniz varsa tekrar sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Bu böyle bir şey gerçekleştirmişsiniz. Ne diyeyim, proje, bir basın, aslında bir reklam diyeyim buna. Öncelikle size çok teşekkür ederim. Sizler bu işin en büyük emek veren insanlarsınız. Böylelikle biz sesimizi daha fazla yerlere duyurabiliyoruz. Ben çok mutlu oldum, böyle bir şey duyunca da çok hoşuma da gitti açıkçası. Hep birlikte inşallah güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Lütfen bu süreçte sabırlı olmayı tüm herkese öneriyorum. Yani maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat etmelerini tavsiye ederim. Sabırla her şeyin çözüleceğine inanıyorum.